Arkadaşlar yalnız hepimize helal olsun. Adamı resmen Truman Show yaptık ya. O var ya, o illüzyonu bu gece görecek. O zaman herkes ne yapacağını biliyor baba. Teknik bir eksiğimiz var mı? Yok abi. Derya kostümler? Hazır abi. O zaman toparlanın çıkalım. Yalnız ben Elif'le ilgili bir yere uğrayacağım. Sonra geleceğim ama ben çok iyi biliyorum ki bu akşam biz... Abi dur. Abi dur. Çok özledik ya. Çok özledik. Buyur abi. Çok eğleneceğiz. Gel. Çok zor bir gündü ya. Sen ne yaptın? Kandemir abi gelmiş. İstihbarat sağlam. Tabii dün ben onları uğradım Kandemir abiyle konuşmaya ama evde yoktu. Ondan geldim muhtemelen. Sen neyle suçlayacaktın Kandemir abiyi çok merak ediyorum ha. Ceyhun farkındaysan Kandemir abinin ismini Hayati söyledi, ben değil. İyi, o zaman sana şöyle söyleyeyim. Hayati olayı kapandı. Tamam? Ayda onun peşine düşmüş. Nasıl yani peşine düşmüş derken? Ya işte yazmış kızım, yürümüş. Ya sapık mıdır nedir? Bu ara böyle macun yiyor ya sürekli. Nasıl yani? Bu mudur yani? Budur Esra. Bak, 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 bak. Yine işin içinden nevizadeler çıkmadı ya. Esra'nın meslekten soğudu resmen ha. Dur. Ben sana boş bir kağıt vereyim. İstifa dilekçeni yaz. Al. Esra'cığım, dosya kapandı. Tamam. İçinden de Derya ya da ailesiyle ilgili bir şey çıkmadı. Ama ben çıkıyorum. Görüşürüz. Alo. Nevzadelerle ilgili dediklerimi yaptın değil mi? Tamam. Devam et. Yaren'in hoş geldin. Timur, Yaren'in. Bundan sonra mikrofonun başında o olacak. Sana dışarıda ihtiyacım var. Eflatun, yalnız ben buraya kendi işimi bırakıp... ...kendi işimden feragatle geldiğim için... ...transfer ücretini ne noktada alacağım diye... Ne kadar demiştik? 100.000 demiştik. Anladım. Hı. Bir de seni sahnede görelim. Eğer birinci perdenin sonunda her şey yolundaysa... ...paranı alacaksın. Hı. Neyse, bizim prova yapmamız gerekiyor. Çıkalım. Carlos, oğlum ya, çok fena. Eflatun diyor ki, öyle diyor, hemen diyor paranı veremem diyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyor. Seni diyor bir sahnede göreceğim diyor. Nasıl diyor böyle hareketlerini yapabiliyor musun diyor. Ona göre diyor ikinci yarı vereceğim paranı diyor. Tamam bebitim, sıkma canını. Demek ki birinci perde şov, ikinci perde tezgah yapacağız. Tamam. Hakkımızda hayırlısı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ben karıştırdım herhalde BHP4 falan da sizin biletiniz kaç şimdi, koltuklar falan karışmasın. Bir bakayım. Benimki E4. E4 mü? Evet. Ha tamam, ben karıştırmışım ya. Ya burasıymış, burasıymış. Pardon. Kahinmiş, değil mi? Bir şeyler biliyormuş. Gerçekten ilginç. Bir dakika. Sen kimsin? Ben mi kimim? Ne bileyim ben kimim? Kimlik bunalımındayım ben bu aralar ya. Ya böyle var olmanın dayanılmaz bir hafifliği var üstümde ya. Sen burada çalışmıyorsun. Bu ne kıyafet? Ben ufaklıktan beri, küçükten beri hep yer gösterici olmayı istemiştim de... ...şimdi bir arkadaşım gelecek, ben sonra gelirim, bol bol konuşuruz, olur mu? Sen benimle gel, bir şefe görünelim. Şef kim ya? Ha, nerede şefin? Gel, göstereyim. Yaren'in sana güveniyorum. Kulaklıkla ilgili bir problem çıkarsa Timur yanında olacak. Eflatun, yalnız benim kontrol odasında yalnız başıma olmam gerekiyor ki enerjimi doğru yerden zorlatabileyim. Anlatabiliyor muyum? Ha,
Anladım. Tamam, hadi yerine. Şov başladı, şov. Hadi. En sırası dördüncü koltuktaki kızın telefonunu aldık. Şu anda şimdiye kadar yaşadığınız hayatı bir kenara bırakacaksınız. Bundan sonra bambaşka hayatlara sahip olacaksınız. Dördüncü sıra, E sırasının dördüncü sırası. Kadın güzelce... bu kadın aldatılıyor. Aldatılıyor kocası tarafından. Aldatılıyor. Kocasının adı Sermet... Selim. Selim, kocasının adı Selim. Bir enerji kıpırdıyor içimde. Bu tarafta. Evet hanımefendi, siz. Hayatınızda adının baş harfi S olan biri. Canınızı çok yakmış. Çok kısa zaman önce. Selim, kocam. Eski kocanız demek istediniz sanırım. Kocanız sizi aldattı. İnanamıyorum. Doğru. En yakın arkadaşıyla aldatılıyor. En yakın arkadaşı aldatıyor. En yakın arkadaşıyla aldatılıyor. Arkadaşının adı G... Bu ruhunuzu zedeleyen kadın aynı zamanda sizin en yakın arkadaşınızdı. Kocanızı elinizden aldı ve adı G harfiyle başlıyor. Gamatay. Gamze, arkadaşının adı Gamze hissediyorum. Ama nasıl bilebiliyorsunuz bütün bunları? Yaren'in inanılmazsın. Bende olmayan bütün yetenekler sende var. Ama halk beni seviyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Kahraman benim. Ama bu senin hakkın. Bütün sezon birlikteyiz. Çok teşekkür ederim Eflatun. Bu arada ikinci perdede seni çok daha büyük bir şov bekliyor. Bana o bilgi geldi. Seninle paylaştım. Tüm meleklerle. Hadi inşallah. İnşallah. Anda yarim geldi. Yani ne? Bana geldin Yüzgünce. Diyecekler sus. Aferin kız. Bildiğin Sezen gibi sola attırdın ha. Ne zannettin oğlum? Ekip işi bu yani. Bugün bizle yarın sizle. Yalnız kızlar bu tezgah var ya bütün yükü siz aldınız. Harbiden sağ olun. Şş, arkadaşlar daha oyun bitmedi. İkinci perde var. Ruhların beni seçip size sizi anlatmamı istemeleri bana gurur verenmiş. Evet, ben seçilmiş biriyim. Ama siz de olabilirsiniz. Evet, F sırasında oturan baştaki adam F1. Bıyıklı, yakışıklı. Siz beyefendi, bıyıklı, maskeli bey, siz. Vicdanınızın sesini dinleyerek adaletin olmadığını düşündüğünüz bir dünyada adalet dağıtan birisiniz. Vicdanınızın sesine kulak verip adaletin olmadığı bir dünyada adalet dağıtmaya çalışıyorsunuz. Alkışlayalım beyefendi. Siz de insanların duygularını sömürerek onları dolandıran bir şarlatansınız. Bu provokatöre inanmayın. Ben ismini vermek istemeyen bir izleyici. Ya geleceği görmeyi bırakın. Gerçekleri görmeye ne dersiniz? O zaman gözünüzü açın. Bu adam size durmadan yalanlar söylüyor. Ve işin kötüsü
hepinizin parasını çalıyor. Güzel kardeşim. Arkadaşlar, gerçekleri öğrenmeniz için bize 2 dakika vermeniz yeterli. Önce o kulaklığı bir alalım. Yok kulaklık falan canım, ne kulaklık? Arkadaşım, biz sahne terbiyesi bilen adamız. Seni baş aşağı etmeyelim de sen o kulaklığı bir ver. Ver bakayım. Bu kulaklığın arkasında sizinle ilgili sosyal medyadan bilgi toplayıp bu arkadaşın kulağına sufle veren birileri var. Hello, merhaba. 4. sıradaki hanımefendi, ben çok özür dilerim sizden kendi adıma. Çünkü kocanızın sizi en yakın arkadaşınızla aldattığını kulaklıkla ben söyledim şarlatana. Peki siz nereden biliyorsunuz? Siz gerçek kâhin misiniz? Hayır değiliz. Biz hiçbirimiz kâhin falan değiliz. Biz geri vermek üzere sizin telefonunuzu çaldık. Ve bütün bilgileri buradan öğrendik. Bayanlar, baylar. Bu dünyada o kadar çok yalan söyleniyor ki. Bu dünyada o kadar çok yalancı var ki. Hepinizi aldatıyorlar. Lütfen uyanın. Kendine güvenmeyenler her zaman yalan söyler. Siz kendinize inanın ve bu yalancıları kaybetmeyi mahkum kılın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?